Sorun ve çözüm programına hoş geldiniz. Tabi bildiğiniz gibi sorun ve çözüm programı Düzxurmatov ve Düzxurmat etrafındaki köyleri gezdi, bütün meşakilleri dinledik. Tabi bugünkü sorumuz gerçekten bir büyük sorunlardan birisidir. Yani bizce. Çünkü geldikçe görürük Düzxurmatov'da ve etrafında yeşillikler az oldu. Onun yanında bir gün yeşillikler ismi olacak. Yani mesela bir tek ağaç ekip veya ağaç boyu gedenden sonra mesela kocalarımız bakırıq indi iki ciller kesir özünü, onun yerine mesela dam yapırı, o ayrı şeyler edirik. Ve yeşilliğin önemlileri nedir? Bakağın ve fazla Düzxurmatov'da mesela yeşil alanların az olmağının nedeni nedir? Kalın bizimle. Sorun ve çözüm programı devam etmektedir. Bir gün yanımızda hem oyuncu hem naşit medeni. Her destesek orada görürük. Özün Düzxurmatov'da gerçekten hizmet eden biri. Üstad Emir hoş geldiniz. Hoş gördük, sağ olasın. Düzxurmatov dediğimiz zaman ne adıya geldi? Valla Düzxurmatov evveller yok indi. Evveller güzel bağlarımız var idi, güzel ağaçlar var idi, güzel gezinti yerler var idi. Valla indi de biraz var yani demem yoktu. Mesela ağaçlar kalmadı. İndi güzel görürük ağaçlar, ekiller. He, bu Hüseyin Cihad yoldan geliyor. Hüseyin Cihad maşallah, Allah ömrünü uzun etsin. Kusur koymayıptı. Ben memlekete çok hizmet edir. Yani kusur ağaç ekmekte çok şeyi öz hesabına da Allah'a. Şitiller Allah ekri görür. Valla bütün bu cezire vasetiyeleri, kaplar öğünde, uskoklarda özü yani çok çalışır bu ağaç ekmekte. Ağaç ekmek, ağaç ekmek koydu. Sizce tabiatta ne bir şey var? Tabiatı çok değişik. Havanın değişti, sende oksijen kalmadı. Allah vakil bu ağaçlar gitti, bağlar gitti. O kokunu almırız. O oksijeni almayacağız. Biz bu ağaçlarda yenge akille. Suç, mesela bağı dağıtmak şey suç milletindir. Ben yani bizim yani şeyimizde. Çünkü o bağ milletin iyiydi, öz dağıttı, öz yere döndürdü. Tabii. Yani sizce ağaç kesmenin gerek bir şey olsun, kanun olsun. Ayrı devlette ağaç kesendele okuba verirler. Bəli. Bu kanun Irak'ta var mı? Yoktu, bu kanun Irak'ta yoktu. Güzel bağlar giyetti, ne oldu? Hapsi damdaş oldu, dam etti. Kıtaylar ettiler, özü payladılar, millete sattılar. Damlar oldu. Kalmadı, o bağlar kalmadı, o ağaçlar kalmadı, Allah vakil. Ve şimdi Allah ömrü uzun etsin, Hüseyin, neçe ne var özü kimin ha? Bu ağaçlar ekiller, bu güzel cezire vuxatı yediler. Yani şimdi bazı ağaçlar kalkıptı valla, çok çok güzel olup yani adam sirbeli yersin o ağaçların kenarında. Gerçekten yani Düzxurmatov, imar başlayanı, hasaten iki kademisi bitende bakırık cezire vasatiyeler yeşillik alan içindeydi. Ve bu da bizim gerçekten hoşumuza gelir. Yani evvel Düz'ün içinde böyle bir yeşillik yok idi. O da taban hükümet mahalliyanın sayısındandı. Ama istediğimiz fazla cühüd. Sizi gençlere nasihatiniz nedir? Vallahi gençler çok nasihat. Hatta ben bazı temsilleri yediren bu ağaçlar ekmek ısına. Yani teşcih ederim özlerini ağaç eksinler. Eğer havuçta ol, havuçta değil, havuçta yoksa mesela bakçası kapsı o günde. Edebilir kalsın bir ağaç eksin. Bir ağaçla önceye çıkar. Vallahi ucuzdu. İnan Allah'a 1000 dinar, 2000 dinar koysa. Çokunda bu Hüseyin Cihat, vallahi özüme canım verir millete. Yani bu cezre vasatiye çayır ekiller, güzel ağaçlar ekiller. Bes ekilsin. Yarın bu güneş olanda, güneş altında, oturanda, gölgesinde diğer dünya malına. Diyebilirlik indi bir ağaç ekmeğin barına sen yemezsek, biz 2-3 yıl sonra farkın görürsek. Yani kocalarımız bizim çok ağaçlar koydu, biz kıymetini bilmedik. Tamam. Maalesef. Biz bir cilçi koyağın. Tamam mı? Bela da valla. O milletimize nasihati nedir? Herkese kapsa o günde bırakacaksa sizce? Valla ben temenni ederim. İndi benim yerim yoktu. Allah vakil ben ne etmişim? Şitil böyle sindanda ekmişim. Ne yerim yoktu ağaç ekmeğe. Bes olsun, bir yeşillik olsun. Temenni ederim bütün evlerden de. Bütün dükkançılar da olsun, pazarda, dükkanı o günde, kapsı o günde bir şitil ekse. Bu dediği kimin, bu indi bizim için 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra bu kokar ağaç bizden sonra gelenler rahmet yollarlar. Biz nece rahmet yolladık onlar için. Onlar da bizim için yollarlar. Bes valla kalmadı indi onlar ki nece diğer. İnşallah temenni ederim bütünü ağaç eksinler. Teşcih etsinler biri biri yani. Sizi vakit diğer de bağ çok iyiydi. Bağda ağacım ağaçtan şey çalıp
Vallahi onca ne eğriydi, incazak ağacıydı. Yani gerçekten bir dağdı, güzel bir bir bağa girende, bütün tühür tühür meve görende ayrı bir dağdı vardı. Bəli, vallahi. Yani memleketin güzelliğinde. Ha vallahi, vallahi bir sadece dağdı ne dedi? Hüsküt tatlanırdık mesela, miskidi, portkal kupardırdık, sahabi gelende kaçardık. Kaçtıkça Allah vakil yerdik özünde. Bəs necə bir dad var idi özünde? Kur'an haqqıcı. Tamam, buradan bütün düz xurmatı milletine seslendik. Bir ağaç 1000 dinardı. Veya 500 lira hükümet meşterlerinde tapa sayıyorsun. Bir ağaç yaktıysak, barın indi yemesek, 3 yıl 4 yıl sonra barın yesek. 3 yıl 4 yıl sonra bir güzel manzar verir kapıyor yine. 3 yıl 4 yıl sonra bir havanı dəyişsən ki, memleketimiz toz içindədir. Ağaç tozu, gerçekten toz kalmaz. Saniye hava inakı olur. Ve buradan seslendik milletimize. Bir ağaç 1000 liradır. Bu hamleni eləyin. 1000 liralık bir ağaç alın. Koyun havamız güzel olsun. Selamım bütün bu ziraat kısmını sevenlere, bütün bu memleketi sevenlere, bütün ürəyi yananlara ki bu memlekete bir güzel gözden bakarlar her zaman. Ben bu macalımdan konuşuram, bu yerden Dus Xurmatının mədxəlidir bu. Bizim gördüğünüz kimin bu yer xadamat bizim için girende doğru hareket. Biz çok memnunuz o kimselerden girittiler, ulaştırdılar bizim için bu xadamatı. Bu Duz Xurmatı bir büyük memleketi. Duz diyerken adı çok bir büyüktü. Evvel Allah sonra igidlerin sayısından, şehitlerin kanından bu xadamat ulaştı. Biz haliyen 12 ay bizim için bahardı bize göre. Biz dönerin şaritimizi her vakit döndürerin bundan neçe il evvel Duz Xurmatının vəzi ne şekiliydi. Allah'tan şükür ederek indi gele gele parları gele gele çok çok güzel günler önümüzde var ve inşallah Subhanahu ve Teala Allah'tan duamız millet memlekete mekayet olsun bütün macalından her insan benim daim her vakit diyerim milletin daimi olmasa ben bir xutva atabilmem. İndi benim mədxəl, Duz Xurmatının mədxəli, bu gördüğünüz ki şehitler timtalının itarı çayır əkilmişdi, hükümet bunu əkdi ve gülmül yok idi özünde. Özümle yani gördüm dedim, xoşdur adam bir mübadirə etsin, istəhirlər bu memleket çünkü. Bu memleket için etsək azdır. Gelecek hedefimiz inşallah bir güzel fikrimiz var, bir fərik amel. Kuracağım ben tatavvi, yani inşallah igid igid insanlar inle mukaddimen benimle telefonlaştılar, dediler biz seni dayanık ne etsey. Evvelen bu yardımdı bizim dairet belediyeye, ikinci bir büyük yardımdı bu memlekete, üçüncü gelen ecyal bizi görse özleri bizden fazla görseydi. Gerek biz her zaman düşünelim memleketin bütün şeyini, kafetil mecalat. Vallahi inşallah Teala bir güzel ad var. Sonra neşroğlu abra kanavatküm inşallah abra tavasıl ictimai bütün millet bilir bu adı bu lücnenin nedir? Lücnet tecdir inşallah bir ad koyarız. Çukurmuşuk da zekan inşallah aynı diyebilmem size. Gözlerim sen sağ olasan ben çok memnunum sizden buraya gelmeğinize. Allah razı olsun sizden. Tamam burada bir kardeşimiz var, Naşit Medeni, Duz'da gerçekten harekası olan ve görürük bütün şeylerde münaşede edir öz safhasıyla ve o safha yoluyla da dinlenir. Ve gördük bu yeşillikleri, mesela ağac ekmağın siz gene müşarik etmiştiniz ve haz ettik rayiz alağın. Sizce neden Duz Xurmatı yeşil alan geldik caz oldu? Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz sizden memnunuz böyle şeyler mütabaat etsiz memlekette.
Tabii buna ben müşareke etmedim. Bes yoldan geçirdim. Bir arkadaşımız var, Hüseyin Cihad diyorlar, özne Abu Ali. Memlekete çok hizmeti oldu. Çok mahallelere özne kalktı, tavu'i öz yerinden bu işleri etti. Şitil yaptı, ağaç şitil ekti, ağacı ekti. Ki bunun da barın gördük, memlekette barın gördük. Bes hamlet imar girdi memlekete. O hamlet imar girende memlekete o eski işleri maalesef silindi. Bes indi bir de adama kebir de başları yenge bir de bir cuhud yapır istirey memleketi bir de ağaç eksin, gül eksin bütün yerde. Biz buradan millete derik, milletimize derik ki memleketimizde hamlet imar girende bazı ağaçlarımız gitti. Fendi isterik biz yengeç baştan bir de bu ağaçları ekeğin. Temenni ederim bizim milletimizden herkese evi kanşarında, av tükanı kanşarında hükümeti beklemesin, öz yerinden taavun etsin, öz yanından taavun etsin, öz kapısı o günde, av tükanı o günde bir ağaç eksin, bir gül eksin. Hatta bu kalksın bir iki yıl, üç yıl, dört yıl sonra bunun barın görürük memleketimiz hapsı yeşillikten bezane. Bu Düzkırma Atamata'nın evvel deseydi ya da gelen yeşillik alanlarıydı. Yani mesela Düzadir'e girende bostanlar veya gerçekten eski mesela koyduk ağaçlar, büyük ağaçlar şaramla geçendi. Şimdi maalesef geçende kalmadı. Bunların sebebi nedir? Düz Xurmatı meşhur idi ağaclıqda, bağlıqda. Bilirsiniz, yani tevessü müdün oldu, millet çok oldu. Yani her geldikçe bir kere bu meseleler herkese baktı, ticaret oldu şeke. Herkese o bağları koyduk mahvetti. Hatta menatık sekeni olsun, hatta bu millete bas etsin. Çünkü mantıkamız mahduttu. Görmürük de hükümetten bir mesai var. Hatta bu memleketi tevsi etsin. Ha bakır, sizce, sizce bu mesela manatık koyduk yeşillikleri dama döndürmek iyi bir şeydi? Vallahi iyi bir şeydi yok. Bes indi amrul vakada kalıblar. Millet amrul vakada kalıb. Niye etsin? Yani yer yoktu, mecburdular, zirai yer aldılar, yaptılar, hatta öz ev uşaklarını şey etsinler. Bes biz temenni ediriz, yani hükümetten bir hutta olsun, bir şeyler gelecekte olsun, bir memleketimiz tevsi olsun, hatta bazı yerler kalıpsa da bakmak onlara değilmesin, bunlara da tesir etmesin, ayrı yerde menatık sekeni olsun. Görürük ayrı devletlerde bir ağaç kesmenin hükmü var. Sizce burada böyle bir kanun var? Yok, maalesef. Gerek olsun, sarın bir kanun olsun, bazı yeşillikler memleket, bütün Irak'ın memleketinde böyle yerlere değilmesin, çünkü bu tabiat. Tabiata değilmesin, gerek bir kanun olunsun, bir kanun çıksın, tabiata değilen bir ukubası olsun, ukuba cezai olsun, av para olsun, yani bir şey, bir ukubası olsun, ukubasız geçmesin. Gerçekten buradan seslendik bizim müdür belediye olsun veya müdür ziraat olsun, yani diyemirik ayrı şekil. O anlamda kanun var. Elayın özün ağaç kesmek demirik mesela akuba ver bela ağır akuba yok. O anlamda mesela para cezası olsun, onun yanında sicin olsun. Hatta bunlar ağaçlara değmezse. Çünkü gerçekten bu ağaca değendele memleketin yeşilliği, memleketin vacihasın, memleketin eski dadın yok edirler. Maalesef. Ve bir sorumuz daha olacak sizden. Edebilirlik mesela ki biz gençler bu yeşilliğe makayet olmak için neler gelmem? Bu menberden bir şey ulaştırım, bir resel ulaştırım, hatta bu işe de girerim. Reselimiz neydi? Bütün mektepler kanşarında bunu istediler. Menden anım safhada yani indiye kadar tevfik olmadım çünkü işler çoktu. Mektepler o günde ki indi imar olundu. Bütün mektepler o günde istirik ağaç olsun. Hasaten kız mektepler o günde. Hatta bu ağaç mesela kız çıkır bilirsiniz memleketimizde kız ayaktan gelget yetmir. Av uşaklar iptidai gelget yetmir ayaktan. Hapsi herkese sayıra tutup aylık tutup kiraydan gelirle gelirler. Ve bu talebe bir askere çıkanda yazıya sayıran bekleyende bir 5 dakika 10 dakika bir çeyrek ihtimal sayıra gelince özçü bu güneş altında kalır. Temenni ender mektepler o günde bir mecmua ağaç ekilsin. Hatta bu talebe çıkanda kız oğlu oğlan oğlu gölge altında oturur. Bize gelen neydi gençler? Haz ederim, memleketimizde de çok genç var ruhlu. Ruhlu, bas bunlar tanzim istiri, bunlar ki baş istiri, bunları tanzim etsin. Yani bir mecmua tatavu etsin, ağacı eksin, av ağacın usluyuna makayet olsun, yani bir şeyler olsun. Bu gençlerimiz öz yanlarından tatavu etsinler, bir ferik etsinler, ben de hizmetlerindeyim. Neşre ederim özlerçi, ilan ederim özlerçi, da'm ederim özlerim maneviyen hizmetlerindeyim. Her kim isterse tatavu etsin. Bu memlekete makayet olsun, bu memleketin yeşilliğine makayet olsun. Memnunum özünden, ben de dağımım özünden.
yeşillik dediğimiz zaman hava nakı, yani temiz hava. Ve onun yanında güzel bir tabiat. Gör bizim memleketimizden ayrı buradan çıkandık şimala taraf saf ticavlar. O neden geçer? Ağaçlar çoktu. Yani maalesef bizim ağacımızın az olmaktır. Ağaç çok baha değil. Yani bir ağaç neye alabilsek? 1000 lira, 1500 lira, çok çok 5000 lira bir ağaç. Bunun barı ne zaman yeter? Baran alasay, 1-2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sonra bakasay, senin bir tegir oldu memleketi de, bir güzel cevda yaşasın. Ve buradan da münaşede edilen bütün manileri, memleketimizin yasında bazı ateşler oldu, bazı muameller oldu, bazı pislikler yanlı memleket etrafında. Keşke bunu da uzak etsinler, hatta bu memleketin cevabı bir pek cev kalsın. Tamam, buradan gerçekten diyende taş yandırırlar. Gettik köylere gördüğüz, Köküs köyünün kanşarında nefayet yandırırlar ve onun yanında gaz kokusu. Yani bu cava tesir ediyor. Yani cihat maniye gerçekten buna gerek bir el koysun. Cava tesir ediyor, hastalık ediyor. Kokusuz, kokasız geceler. Tabii geceler, gündüzler bütün millet çok istiyorlar benden. Ve neşrettik de bunu, münaşede ettik. Sabahlar pis koku geldi, memlekete girdi. Akşamlar yanında pis koku geldi, memlekete girdi. Hafta ağaçlara tabiatı tesir oluyor. Bence. Hem hastalık değil, hem tabiaya tesir var. Yani bir işler olsun, bir hareket olsun, bunları memleketten uzak etsinler. Şimdi ne güzel gördük, Dışkırma hatta cezire vasatiyeler yeşildi. Bes maalesef ağaç yok hala. Yani Abu Ali öz geldiği kadar adamı kadar taksir etmeyip. Biz her suçu da mitel yani diyendek suç. Mesela bir şeyi hükümetten beklemiyor. Biz özümüzden ne de bildik, onu anlat bize. İşte biz onu onca evvel diyedik yani. Biz hükümeti beklemiyor. Yani hükümet bir hamleye girip, hamlete emara girip ihtimal bunları düşünüp müstakbeli yeni etsin. 1-2 yıl sonra ne açık o biz o 1 yıl sonra hutasına göre bunları etsin. O biz bu hutanı geçeğin biz millet yardım etsin hükümete. Millet eksin, millet bir yere görende diyedik. Herkes öz kapsa o günde Cezirel Vesatiye'de, tükkanı o günde o devaerde yani kulliyede yani, özümüz yanımızdan çabalayalım bu şeyleri yapalım hükümetten evvel. İhtimal hükümet hutasını koyup 1 yıl sonra etsin. Niçin? O biz 1 yıl evvel ederek bunu hatta barın tez alalım. Tabi gördüğünüz gibi yeşil alanların az olmağı ve bu müşkilelerin hall olmağı için yani müdür zira olsun, müdür belediye olsun bir açıklama isterim. Çünkü bu nefayetine hem tabiatta zararı var hem memlekette zararı var. Hem de cavumuza gerçekten ayrı bir şekil havamızı yani gece kokudan yatabilmiyoruz. Ama o bir müşkilemize gelince her şeyi biz ki gençler olarak, duskak olarak her şeyi biz mesela üstadın dediği kimin hükümet bir imardadı. Allah bilir bunu 2-3 yıl sonra düşünüp ben 2-3 yıl yerine 1000 dinar bir ağaç kapım ögüne kerem barın 2-3 yıl sonra yapabilmemiz. Tabi fazla detay için kalın bizimle. Sorun ve çözüm programı devam etmektedir. Bildiğiniz kimin yeşil alanlar ve ağaçlar istinadı bugün programımızın konusu. Ve bugün yanımızda bir vatandaşımız ve hem memlekete hizmet eden Mukaddem Ali Terzibaş var. Tamam. Hoş geldiniz programı. Hoş bulduk hayatım, ruhum. Sizce ağaç düzkurmakta evvel dediği zaman ağaç ya da gelir. Mesela ağaçlar, bostanlar, eskiden zihim var. Ben yaşta büyüğüm. Buranın ağaçlarını görürdük. Evvel bu çizgi geçenden sonra hatta bütün ağaçlığıydı. Bagustan, burayı Bagustan. Bu memlekette bir pek koku var idi. Şimdi bunlar kalmadı. Şimdi kaldı bizlerde ağaç ekmek. Şimdi gelirse ziraat yanında ben 40 ağaç ekmişim. Gidebilirsiniz, görebilirsiniz sözler. Bunun ağacın ekmeğiydi, su vermeğiydi şey. Bir ecir var. Salim Osman Peygamber'den var bu. Her bir ağaç eken o dünyada cennette ağaç kazanır. Memleketin pekliğiydi, oksijeniydi, her şeydi, manzarıydı. Yani bir memleketin ahlakını şeyini gösterdi. Çok maalesef bakır memlekette ağacın eken azdı. Bunun sebebi ne? Valla maalesef bazı kimse var ya da koy böyle bunu diyeyim sana. Kapsa o günde ağaç ekseydi bir usu vermez özüne. Tamam, memleketi sevdiyse
Yani gerek hizmet edagın, gerek biz memleketimize. Sizce indiki gençlerimize risale ne edecek madem? İndiki gençlerimize risalemiz ne diyen yani bir yerde tövbe yok tublara değilsin. Bəs amması kanatiz, Allah sizi sağ etsin kanatiz yoluyla böyle şeyleri alıştırma memlekette çok bir güzel şeyler. Hani gelsin bir tek yönünde memleket ağaç şeyler var. Bu memleketi güzel görür. Gelsin gözü baktın resiflerde pislik var ama ayrışkil bakar özüne. Çok bir güzel şeyler yap. Duz hurmatı dediği zaman sizi yaşlarda yadiye ne gelirdi? Naxçı bostanlar, kimin bostanlar? Ooo demek yine. Kimin de? Bu bağlar Saylakan şanındakiler, arkasındakiler. Evvel biz uşağı edildiler burada kıtır sikası var idi. Bayram idi. Sikadan tarafı evler yok idi. Giderler kurban İmam Ahmet'e. İmam Ahmet'in yolu bu çöldeydi. Bütün ağaçlık idi. Bütün ekin idi. Bütün bir böyle güzel bir memleketiydi. Yani o hamam yanından geçen de o Bağbostan'ın değilmez, Bosfor olmaz, değilmez. Yani gerçekten daha gördüğünüz gibi bu ömre geçip düz hurma dediğimiz zaman gerçekten eskiden ya babalarımız ve kocalarımız selaşırı diri girdiği zaman düz hurma iki tarafı bağıydı. Yani bağın içinde de tühür tühür meveler vardı. Yani o tühür tühür meveler vardı. Millet sefreye giderdi. Yani buradan geçende memleket özenirse bu memleket yani bir parça ağacıydı. Havası da ekşinerdi. Çok bir ayrı şekilde var. Düzün havasını da ekşin. Şimdi bak bu taraftan Cisir tarafından şeklin bağ kalıptı. Bak orada niye gelenden necadı bu taraftan gelenden necadı. Ama cava bak, da bak cava da. Cava. Yani bir ağaç kapıya gün dekilse bir ağaç kapı. Bir ağaç ne dedi? Ben ağaçları diyelim 40 ağaç ektim. İnan Allah'a birisinin 1000 lira aldım. Orada olan, orada yardım eden bana Abdin Süleyman Çayır idi. Su verirdi. Ben doğuma gidendim o şeylerdi. Git bak indi o Hazreti bir tasvuriz olsa. Onun barın indi yiyip siz. Onun barı bes bir kokusu, oksijenin de akışsa. Dünya mı? Dünya mı? Peygamberden vasiyetti. Gözeriz o param. Çok memnunum size. Sağ ol az. Bu siyetiniz de çok tabiyeke, çok çok bir güzel bir şeydi. Sağ ol az. Tamam. Görürsünüz ağaç ekmeğin faydaların, bu ağaç ekmeğin ve yeşil alanların fazla olmağın gerçekten fazla olmaların yani mesela düz hurma da koyduk hem havaya hem de tabiata bir güzelliği var. Bes maalesef düz hurma da bu bir sorun olubdu. Ve buradan seslendik bütün mesullerimize gerçekten istirik düz hurma da eskisi gibi. Yani gerendeydi yerde bağlar indi biz bak istemiyoruz. Yeşil alan fazla olsun milletin nefsiyatı açısın. Yani hatta doktora gidendeyiz. Dikkat edip siz göz doktoru diyerse yeşilliğe fazla bakın. Yani yeşillik bir nimet bizim için. Ve programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Gelecek halka bir sorunla karşınıza çıkacağız. Hoşça kalın.